Merhabalar, bugün oyunun gidişatı hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Fiyatların durumunu, oyun içi fiyatların düşüş sebeplerini, düzelip düzelmeyeceğini kendi düşüncelerime paylaşacağım oyunu ilk çıktığı günden beri oynayan biri olarak. Sonrasında çok soran arkadaş oluyor. Ee, ne farmlayalım, gold nasıl daha hızlı kasarız diye. Onun hakkında birkaç ufak bilgi vereceğim. Öncelikle gold fiyatlarının oyun içi ve TL bazlı düşüşü hakkında. Ben oyunu e, ilk çıktığı günden beri oynuyorum. 2 senedir sürekli böyle oluyor. Patch geliyor, 2-3 ay çok ayıp bir dönem oluyor. Oyun içi ve TL bazlı fiyatlar yükseliyor. Sonrasında şu anki durumlarına geliyor. Böyle olmasının sebebi de oyunun çok çabuk endgame'e ulaşılabiliyor olması. Zaten New World Teknik ekibinin konuşmalarını bulursam koyarım buraya. Kendileri de söylemişlerdi oyunu çok erken çıkardıklarını. Bence aceleden dolayı oldu bu. Amazon'un baskısından dolayı. Şu anki haritanın aşağı yukarı iki katı e, şeklinde çıkaracaklardı. Ama 2023 yılında bu hayallerini gerçekleştireceklerini çok fazla peç gelecek. Yeni silahlar, yeni bölge, yeni dancınlar gelecek bu yıl içinde. Peç peç gelecek bunlar tabii ki de. Şu anki fiyatların çok çok üstünü görecek büyük ihtimalle. Ama şu anki fiyatlar maalesef birazcık kötü. Bu patchlerle birlikte endgame'e çok çabuk ulaşılmayacak ve çok fazla PvP etkinlikleri yapılacak. Bu da farmer kitlenin fazla kazanması anlamına gelecek. Piyasanın kötü olması kazanılmayacağı anlamına gelmiyor bu arada. Şu anda zaten saatte 6K ile 10K arası para kazanlar var. New World haricinde de çok fazla para kazandıran oyunlar var. Wolf Classic, WoW Retail tarzı oyunlar oynayabilirsiniz. LoL'de boost yapabilirsiniz. Ee, New World'da çalarınızı geliştirebilirsiniz. Farm için setlerinizi tamamlarsınız. Bunları tamamlarken tabii ki para da kazanırsınız. Ee, sonrasında ne farmlayalım, ne bize şu anda para kazandırır diyen arkadaşlar için de Şunları diyeyim. Tek bir şeyi farmlamak ya da ben şunu farmlayacağım her gün demek kazandırmaz. Artık herkesin oyunu belli bir aşamada çözdüğünü düşünüyorum. Trading post'a gelip server'ınızdaki farmların ee, fiyatlarına bakıp ona göre saatlik farmınızı seçmek daha mantıklı. Çünkü normal bir serverdaysanız transfer var ve yan serverlardan toplu bir şey getiren insanlar oluyor. O toplu gelen şeylerin fiyatı da %20, %30 düşüyor anlık olarak. 2-3 gün boyunca aynı farmı kasmak eee çok mantıklı değil. Onun yerine trading postu açıp Greenwood fiyatına, Silkin fiyatına, hatta bazen Oylin fiyatları çok artıyor. Onlara bakıp, ona göre o günkü farmınıza yön vermek daha mantıklı olur. Bir saatte çok fark etmez diye düşünüyorsunuz ama 6-7 saatlik farmın sonunda kâr edersiniz. O günkü popüler olan farmı yaptığınız için, günlük az modyum tarzı şeylerinizi yapabilirsiniz. Ee, ama bence 2-3 kişi daha iyi olsanız, şu anda dungeon birazcık daha mantıklı oluyor tabii ki şansınızla alakalı bir şey. En azından bir gününüzü 25 dungeon'a ayırıp kalan günlerde farm yapabilirsiniz. Bu arada bugün anlattığım şeyler tamamıyla benim fikrim. 2023 yılında çok fazla patch gelecek. Zaten hep beraber göreceğiz. İyi farmlar.